Merhaba arkadaşlar ben Uğur Arıcı kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki yayınladığım videomda mobil çağında neden web geliştirmelisiniz başlıklı videomun altına birkaç soru geldi. Bu sorulardan bir tanesi şöyleymiş. Çeşitli platformlarda çalışacak sistemler nasıl tasarlanmalıdır? Örneğin bir e-ticaret sitesinin hem web sitesi hem de iOS ve Android için uygulamaları varsa işte bunların görüntülerinin arkasına aynı veri tabanını bağlasak yeterli olur mu? Bunun için güncel yaklaşımlar nelerdir diye bir soru gelmiş. Tabii ki özellikle web tarafında geliştirme tecrübesi bulunan arkadaşların Evet zaten ben bu verileri veri tabanında tutuyorum. Demek ki bu veri tabanı üzerinde çalışan uygulamayı her platform için yazarsam çalışır gibi bir düşünce geliyor insanın aklına doğrudan. Açıkçası ben de sadece weble geliştirme yapıyor ve Android tarafında bir şeyler denemeye başladığım zaman ilk aradığım şey acaba ben... Android tarafından MySQL veri tabanına nasıl bağlanabilirim gibi bir şey olmuştu. Tabii ki bu çok yanlış bir yaklaşım. Kaçınmamız gereken bir yaklaşım. Peki bu nasıl aşılıyor? Bu videoda birazcık bunlardan bahsedeceğiz. En azından bir fikir oluşturabilmesi açısından. Neden bunu düşünüyoruz? Çünkü şunu biliyoruz. Eğer ben bu veri tabanına ulaşıp Web sitesi için yazdığım koddaki işlemlerin birebir aynısını Android için yazdığım, iOS için yazdığım uygulamanın içine de veri tabanıyla haberleşerek yazarsam aslında ihtiyacımı çözmüş olurum. Çünkü ortak bulunması gereken şey bu verilerdir diye düşünüyoruz. Doğru bir başlangıç noktası olmakla beraber uygulamada çok yanlış bir şey. Peki biz bunu nasıl çözüyoruz? Diyoruz ki bizim uygulamamızı görüntüleme ve kullanıcıdan talep alma tarafı olan istemciden ayıralım. Yani uygulamanın asıl işini yapan arka tarafıyla kullanıcıya bir şeyler göstererek ondan talep alan ona sonuç gösteren yani kullanıcıyla doğrudan etkileşime geçen istemci tarafını birbirinden ayırıyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Şöyle düşünün. ki API kavramını duymuşsunuzdur. Aslında biz uygulamamızı bir API verebilecek şekilde geliştiriyoruz. API nedir? Application Programming Interface. Biz uygulamamızı standartta web siteleri için yaparken ne yapıyorduk? Hım, kullanıcı giriş yapması lazım. O zaman biz buraya bir form koyalım. Kullanıcı bu formu doldursun. Gelen bilgi eğer başarılıysa biz ona göre ekranda bravo başarıyla giriş yaptınız diye yeşil bir kutu gösterelim gibi kurgular yapıyorduk. Bunun yerine neye çeviriyoruz uygulamamızı? Diyoruz ki kullanıcı bize kullanıcı girişi yapabilmek için işte e-posta adresini ve parolayı içeren bir form HTTP ile bunu yollasın. Biz arkada işlemi yapalım. Eğer başarılıysa HTTP kodu 200 ve başarıyla giriş yaptınız. Bunlar da sizin işte kullanıcı token'ınız, kullanıcı ID'niz, kullanıcı e-posta adresiniz vesaire gibi yanıtını JSON formatında geri döndürelim diyoruz mesela. Bunu yaparken REST API formatında geliştirme yapabiliriz. Tabii ki farklı yöntemler de var bu haberleşmeler için. Mesela GraphQL'i inceleyebilirsiniz. Yine Facebook'un geliştirdiği özgür bir paket bu da. Şimdi böylece ne oluyor? Biz uygulamamızın aldığı talepleri HTTP talebi olarak alıp verdiği yanıt yanıtları da JSON yanıtı şeklinde verdirmeye başladığımızda şunu diyebiliyoruz. JavaScript ile çalışacak bir web uygulaması hazırlayalım ve kullanıcı buraya girdiği zaman işte o uygulama bir form göstersin. Sonra o forma girilen bilgileri alıp bizim uygulamamızın API aracılığıyla arka tarafta yollasın yanıtı alsın. Aldığı yanıtın içinde JSON'ın içinde HTTP kodunu 200, JSON'ın içinde de giriş yapmış olan kullanıcının bilgilerini görürse bunu web uygulamasının içinde işleyerek ekrana kutuyu web uygulaması göstersin. İşlemleri yapan sunucu tarafını arkaya çektik. Orası HTTP taleplerini aldı ve JSON olarak yanıt vermeye başladı. Yani uygulamamız için bir API geliştirmiş olduk. Bunu uygulamamız için istemci yani ekranları bu tarayıcı içinde çalışacak bir javascript ile web uygulaması olur. Bu Swift'le yazılan ve iOS'ta çalışacak bir Apple uygulaması olur. Bu Kotlin'le yazılan ve Android'de çalışacak bir işte Android uygulaması olur. Ona dedik ki buyur benim uygulamam bu talepleri böyle alır. Sana da bu şekilde yanıt verebilir. Buna göre ekranlarını çiz, taleplerini topla. Bu taleplerin karşılığında benim sana verdiğim yanıtlara göre de ekranını tekrar göster. Mesela Birey ticari sitesi denmiş trend yoldan örnek verelim benim de daha önce trend ortak etkinlikler düzenlemişliğim var haliyle oradan örnek verelim mesela trend açtığınız ana sayfaya girdiğinizde öncelikle ana sayfada size gösterilecek öne çıkarılacak kampanyalar ya da mağazalar var diyelim webden de girdiğinizde ios ya da android'den de girdiğinizde size orada listelenecek verilerin talebini arkaya atıyor yanıt geldiğinde de size hangi istemcideyseniz ona göre diziyor. Daha doğru bir örnek olarak bir kategori sayfasına girdiğinizi varsayalım. Kategoriye girdiğinizde neyi isteyecek uygulamanız? O kategoride listelenecek ürünlerin size gönderilmesi lazım. Uygulama ne yapıyor? Ekranı açtığınız zaman arka tarafta diyor ki bana şu uygulamanın şu sayfasında bu kategoride gösterilecek ürünlerin listesini bir yolla da onu Jason olarak oradan alıyor ve istemci uygulaması bunu ekrana çizmeye başlıyor. Yani sunucudan bunu JSON olarak alıyor ve istemci tarafında ekrana çizmeye başlıyor. Bu sayede bunu bütün uygulamaları, bütün cihazlarda Aynı şekilde çalıştırabilir hale getiriyor. Hatta öyle bir şey ki Trendyol'dan bunun doğrudan örneğini vermek için o firmadan bahsettim. Trendyol'un kendi içindeki servislerde mikro servisler şeklinde birbirinden ayrılmış durumda. Örneğin kategori sayfasına dair sunucu tarafında yapılan işlemleri ayrı bir ekip kendi içinde geliştiriyorken checkout işlemlerini yani satın alma tarafındaki o satın almayı tamamlama sürecindeki işlemleri başka bir ekip başka bir tarafta geliştiriyor. Öyle ki belki bazılarınız denk gelmiştir. Bazen trend yolun kategori listeleme sayfası çalışmayabiliyor, teknik bir sorun olabiliyor ama ürün detay sayfası çalışıyor. İşte bu süreçte en önemlisi checkout sayfasının çalışması oluyor. Burada da ne olmuş? ürünün içindeki farklı parçalar işte kategori listeleme sayfası, ürün detay sayfası, alışveriş için checkout sayfası, işte arama servisi. Bunun gibi birçok şey bölünebilir. Ya da kullanıcıya bildirim gönderilecek servis. Kullanıcıların e-postalarını gönderilecek servis. Bu sizin mimari belirlemenize göre ayrıştırılabilir. Mikro servisler şeklinde işliyor. Bunlar da kodun içinde birbirinin alt alta üst üste kod yazmak yerine. Mesela diyor ki kategori servisi şöyle çalışır. Kategori servisinde şöyle talepte bulunabilirsin. Kategori servisinden aldığın şu verileri ürün servisine şöyle yollayarak böyle bir yanıt alabilirsin. Ürün servisindeki bilmem ne anahtarını işte sepet oluşturabilmek için bilmem ne servisine şöyle yollayıp şöyle bir yanıt alabilirsin. En başta neden bahsetmiştik? Web sitelerinde üstünden bir geçelim. Web sitelerinde biz sayfaya bir form çizmekle başlayıp yani görüntü ve işlevi iç içe kodluyorduk. Sonrasında yaptığımız işleme dair sonucu da görüntü ve işlevi iç içe kodlayarak tarayıcıya geri gönderiyorduk. Sonra ne yaptık ne dedik? Arka taraftaki sunucu tarafındaki işlemler için işlevi bir API şeklinde ayırıp ön tarafta gözükecek görsel istemci tarafını da bir istemci uygulaması olarak ayırmaktan bahsettik. Bir ileri servisinde de bu istemci birden çok geliştirilebiliyor. Yani artık ben uygulamanın sunucu tarafına API olarak ayırdıktan sonra istemci tarafında web uygulaması geliştirebilirim. İstediğim mobil uygulamayı geliştirebilirim. İstediğim teknolojiyle dedim. Hatta ben bunu dışarıdan birilerine verip bak ben uygulamama API şeklinde çalışır hale getirdim. Hatta buna headless deniyor. Yani ön tarafında gösterim için kullanılacak bir şartı yok. Al sana bu işlevi sağlayan bir API istediğin gibi bir istemci geliştirebilirsin. Sana headless bir sistem geliştirdim diyebilirsiniz. Ve insanların kendi görüntü taraflarını, kendi istemcilerini, kendi kendilerinin yaratmalarını sağlayabilirsiniz. Bir üst aşamasında da dedik ki sunucu tarafındaki parçalar da gerektiğinde birbirinden mikro servis şeklinde ayrılabiliyor. Ve ön yüzdeki front end tarafında da mikro servisler şeklinde frontend parçaları da ayrıştırılabiliyor. Bu sayede ne oluyor? Her ekip kendi yapması gereken işe odaklanmış ve onu en iyi şekilde yapmaya çalışıyor oluyor. Bunun sonucunda da hepsi bir araya geldiğinde bir şekilde hepsi birbiriyle haberleştiğinde ortaya bütün platformlardan kullanılabilecek ve bir şekilde ayakta kalacak bir servis çıkarılmış oluyor. Birazcık bu API tarafındaki kimi terimlerden bahsedeyim incelemek isteyen arkadaşlar için. Bu API geliştirmesine genel olarak REST API geliştirme diye bakarsanız çok güzel bir formatını incelemiş olursunuz. REST API'de genellikle çeşitli işte uygulamalarda model olarak bildiğiniz şeyleri kaynaklara çeviririz. Mesela sitemizin adresi com taksim işte /api/taksim işte product ürünler, products şeklinde bir kaynak belirttiğiniz zaman REST API'nin mantığını bilen birisi şunu düşünebilir. He, ben bu adrese get HTTP talebiyle ulaşırsam bana bu kaynaktan bir listeleme yapar, kayıtları listeler. Ben bu kaynağa post talebiyle bir şey yollarsam bu kaynağa yeni bir kayıt eklemeye çalışır. İşte products taksim 1 dediğim zaman products'ın içindeki id'si 1 olan ürünün detayını okuyabilirim şeklinde bir varsayımla REST API üstünde geliştiriciler çok daha rahat haberleşme sağlayabiliyor. Diğer taraftan yine videonun başında isminden bahsettiğim GraphQL şeklinde GraphQL Language tıpkı SQL'deki gibi istemci tarafından size bu bilgileri verecek sizden bu talebi alacak sunucu tarafıyla haberleşebilmek için oluşturulmuş bir sorgu dili diye düşünülebilir. Bunda da GraphQL tarafında sunucu tarafındaki uygulamanızda verinizin modellemesini ve tipinin tanımlamasını yapıyorsunuz. Böylece istemci tarafında dinamik bir şekilde İstemciyi geliştiren kişiler mesela bana ürünleri getir bu ürünlerin ama sadece şu fieldlarını şu alanlarını getir hatta şu alanı şuna eşit olan ya da içinde şu geçenleri getir gibi çok daha rahat bir şekilde sorgu yollayıp yanıt alabiliyorsunuz. Tek bir sistemin birçok platformda çalışabilmesi için ihtiyaç duyduğumuz adımlar temelde bunlar. Sunucu tarafına ayır, istemci tarafına ayır, herkes kendi tarafını olabilecek en iyi şekilde yazsın ve teslim etsin rest API GraphQL bakılabilecek terimler headless şeklinde headless CMS, headless e-commerce şeklinde de araştırmalarınızı yapıp bakabilirsiniz. Zaten birçok platformun API verdiğini duymuşsunuzdur. Siz de zaten bu API'ların çalışma mantığına biraz bakıp kendi uygulamanızı o şekilde geliştirmeye odakladığınızda kendinizi çok rahat bir şekilde çözebileceğiniz bir konu aslında. Bu tarafa geçtiğiniz zaman tabii ki en önemli şeyler ne olacak? Web tarafındaki geliştirmede kullanıcı yönetimi ve kullanıcı oturumu yönetimi için genellikle session kullanılıyor malum. Bu bütün taleplerin istemci tarafından XHR'la falan gittiği ya da işte HTTP talepleriyle gidip yanıt alındığı tarafta o webten alışık olduğunuz session yerine işte ee, JWT Jason web token gibi bir şeylere geçmeniz gerekecek. Onun gibi birkaç dar boğaz açtığınız anda geri kalan kısmı çok rahat çözersiniz. Hatta dersiniz ki, "Aa, hiç görüntü tarafıyla uğraşmıyorum. Kullanıcı tarafını çözdüm. Aldığım talebin karşılığında da Jason'ı veriyorum. Görüntü tarafında uygulamayı geliştiren arkadaş bunu nasıl alıp gösterecekse öyle göstersin." Böylece ben işimi iyi yapayım, o işini iyi yapsın, ortaya müthiş bir ürün çıksın. Böyle bir akış oluyor. Evet, bir önceki e, mobil çağında neden web geliştirmeyi çok iyi bilmelisiniz derken işte bu tip başlıklardan bahsediyordum. Gördüğünüz gibi web teknolojilerini doğru bilerek uygun bir şekilde ayırıştırmaktan bahsettik çoğunlukla. E, o videonun altına gelen bir soru olunca hızlıca hemen çekeyim dedim. Biliyorsunuz artık videoların altına bol bol yorumunuzu, yorumların içinde de merak ettiğiniz konuları soru şeklinde bekliyorum. Olabildiğince bunları fırsat buldukça çekip yayınlamaya çalışacağım. Siz de bu videoyu şaplatmayı yani alıştırana kadar açıklayacağım bunu. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanala hala abone olmadıysanız abone olmayı, zili aktif etmeyi, düşündüklerinizi ve sizin merak ettiğiniz soruları da yorum bölümüne yazmayı unutmayın. İşte bunu böyle bu kadar uzun söylememek için şimdiden alışalım diye bir kelime arayışındayız. Şu anda sadece bir kelime önerisi geldi. O da şaplatmaktı. Eren Bey Merdulu'ya buradan selam olsun. O yüzden yineliyoruz. Videonun sonuna geliyorken videoyu şaplatmayı unutmayın. Siz de aşağıya sorularınızı yazın ki en kısa zamanda uygun gördüklerimizden bir video daha çekelim. Kendinize çok dikkat edin. Ve bunun gibi şeyler. REST API, GraphQL, JSON Web Tokens anahtar kelimeler. Aslında bu video bu kadar olabilirdi. Kayda bas. REST API, GraphQL, JSON Web Tokens. Sunucu tarafı istemci. API istemci falan. Evet. Öyle videolar mı yapsam acaba? Video böyle 3 saniye sürsün.